Efendim merhabalar. Haftanın ilk çalışma günündeyiz. Ramazan'ın da böyle yavaş yavaş sonuna doğru geliyor gibiyiz. Geçen hafta yapmamız gereken bir programı bu haftaya taşıdık. Haftanın başına da şöyle ciddi bir konunun daha iyi gideceğini düşündük herhalde. Hepsi bir yana, nasip bugüneymiş. İstanbul'un fethini konuşacağız efendim bizler bugün. Aslında hani çokça dillendirilen, çokça konuşulan, çokça üzerine filmler yapıldı, belki tiyatroları vardır, ciddi manada dikkatlerin üzerine çekildiği bir konu. Ama yine de bilinmeyen detayları vardır diye düşünerek, benim kendimi merak ettiği, okuduğum kitaplardan aldığım bilgilerden alsam bile hani bir yerde böyle bir sanki karanlık noktada kalan detayları var mı acaba diye merak ettiğim soruları, sizlerden aldığım soruları bugün tarihçi yazar Yücel Kemendi hocamıza ileteceğiz. Yani bizler bugün İstanbul'un fethini ve bilinmeyen detaylarını konuşacağız efendim. Ramazan ayı içerisinde yaptığımız programın süresi kısa olunca hemen böyle konuya girmek istiyorum. Hocamıza hoş geldin diyelim, daha sonrasında devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle tüm İslam aleminin ve televizyon izleyicilerimizin Ramazan şerefini tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. En kısa sürede bayrama kavuşuruz. Kavuşmayı. Müslümanlar için birlik, beraberlik bu günlerden sonra daha pekiştirici, daha birleştirici, daha Müslümanların ve İslam dininin arzu ettiği şekilde olur inşallah. İnşallah hocam. Geçmiş olsun diyelim bu arada. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rabbim şifa versin Sağ inşallah. Olun. Büyük bir şey değil ama yine de yok, Ramazan ayı bazen böyle bir yoklayabiliyor, oruç yoklayabiliyor. Allah şifa versin hocam. Evet. Şimdi İstanbul'un fethini konuşacağız. Detaylarını sizden alacağız hocam. Öncesini, sonrasını, fetih anını konuşacağız belki ama ben hani daha genel bir soruyla girmek istiyorum. İstanbul'un fethi, yani bu fetih gerçekten çok zor bir fetih miydi? Evet. Şimdi öncelikle zora talip olmak önemlidir. İstanbul'da zordur. Bulunduğu yer olarak zordur. Siyasi olarak zordur. İstanbul bundan önce defalarca kuşatılmış ve alınamamış. Zorluğu nereden geliyor? Her şeyden önce bir dinin merkezi durumunda, bir dinin, bir mezhebinin merkezi durumunda ve böyle olunca da o dinin tüm mensupları burayı korumak için akın akın buraya geliyorlar. Hı hı. Tüm Hristiyan alemi İstanbul'u korumak için mücadele ediyor. Günümüzde Kudüs olayları var. Kudüs nasıl üç din için kutsal ise, özellikle Müslümanlar için olmazsa olmaz ise, İstanbul'da birçok Hristiyan için aynı düşüncede. Onun için de İstanbul'un öncelikle alınamama sebeplerini iyi tetkik etmek lazım. İstanbul niye alınamamış? Bu kadar şey edilmiş. Zor olduğundan alınamamış. İstanbul niye alınamamış? İstanbul'a destek verildiği için alınamamış. İstanbul öyle bir yer ki kuşatmada İstanbul'un bir yeri açık olsa bile oradan yardım sızıyor ve İstanbul'u fethetmek, İstanbul'u almak mümkün olmuyor. Yani İstanbul'un bulunduğu jeopolitik durumdan dolayı hem tüm Hristiyanlar buraya değer veriyorlar, yardım koşturuyorlar. Bir de bulundukları yer itibariyle çok zor bir yerde. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Yani Hristiyanların Konya Ovası gibi bir yerde, açık bir alanda, kutsal bildikleri bir yer olsa burayı korumak daha zordur. Buraya saldırmak daha kolaydır. Hı hı. Ama burası öyle değil. Hem Hristiyan aleminin buraya vermiş olduğu bir değer var. Bundan dolayı tüm Hristiyanlar buraya ölmek için geliyorlar. İşte kendi bulundukları, o kendilerine göre kutsal gördükleri yerleri, mekanları, Ayasofya'yı korumak için geliyorlar. Hem de burası korunmaya çok müsait, saldırılara kapalı bir yer. Onun için de İstanbul'un fethi 53 gün sürüyor. 53 gün gece ve gündüz. 53 gün sürdüğü süre içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in eğer iradesi olmasa, Fatih Sultan Mehmet'in o konuda ısrarı olmasa, çevredeki insanlar İstanbul'un fethinden Fatih'i uzaklaştırmak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ediyorlar. Özellikle İstanbul'un fethi sırasında şu olayların üzerinde çok iyi durmak lazım. İstanbul'un fethini kimler istemiyordu? Yani bu çok önemli bir konu. Zannediyoruz ki
İslam aleminde nifak tohumları, sıkıntılar ve problemler sadece bizim günümüzde var. Bu gördüğü o dönemde de var. Hı hı. Hristiyan alemi ve Siyonizm, yani şunu öncelikle bilelim de, yani Siyonizmin çıkış tarihi, İslam'la, Müslümanlarla uğraşma tarihi İslamiyet'in doğuşuyla birliktedir. Yani belirli bir zaman sonra gelmiş bir olay değildir. İslam diniyle nasıl mücadele ederiz, nasıl durdurabiliriz düşüncesidir. Onun için de İstanbul'un fethinden önce de Osmanlı Devleti'ni ile ilgili içerisinde kendi güdümlerinde olan çok önemli insanlar var. Vezir-i azamlar var, askerlerin içerisinde var. Hanımlar çok etkili değil bu dönemde. Hı-hı. Ama her mekana girmiş durumdalar. Bunu şunun için anlatıyorum ben. Osmanlı Devleti'nde fethi durdurabilmek için mesela ben gazetede bir seri başlattım. Kardeş katli. Yani burada kardeşleri birbirine düşürerek, inşallah onu da başka bir hafta konuşalım, kardeş katlini. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'un fethinden önce efendim Şehzade Ahmet'i niye öldürttü diye, işte İstanbul'u alabilmek için, Şehzade Ahmet'in kullanılmasına engel olmak için öldürttü. Bir de şu var, o yani Fatih'i bu konuda, Fatih Sultan Mehmet'i bu konuda suçlamamamız lazım. Önünde büyük bir hedef var. Bu hedefi gerçekleştirmek için önündeki tüm engelleri kaldırmak zorunda. Ve kendi kardeşi de bunun bir şeyidir, engeldir, kendi önüne bir engeldir. Fatih Sultan Mehmet şehzade olduğu dönemlerde veya tahta çıktığı dönemlerde her zaman tek hedefi İstanbul muydu? Bak tüm samimiyetimle söyleyeyim. Tüm bilgileri toparladıktan sonra bu bilgilerin aktığı bir ürün olarak söyleyeyim. Fatih'in çok değişik bununla ilgili sözler var. Mesela İsmail Hakkı Uzunçarşılı, benim takdir ettiğim, sevdiğim en önemli tarihçilerinden birisidir. Kitabında şunu yazıyor. Fatih Sultan Mehmet, yani biraz abartı vardır belki de, küçük yaşta bile İstanbul'un fethinin hayallerini kuruyordu diyor. Daha küçük yaşta. Çünkü diyor, arkasını ilave ediyor ama, çünkü Fatih Sultan Mehmet'e başta hocası Akşemseddin olmak üzere o tarihte ilk günden ve aile sırf bu şekilde yetiştiriyordu diyor. Burada bize bir de yol veriyor, yol gösteriyor. Yani nedir o? Bizim başarılı bir siyasi liderimiz var iken geri gelecek, ondan sonra gelecek siyasi lideri hazırlamamız gerekiyor. Hı hı. İşte Fatih Sultan Mehmet bu konuya hazırlanmış, yetiştirilmiş. Yani düşünebiliyor musun? 7 tane dil biliyor. Yunancayı ana dili gibi konuşan bir özellikte Fatih Sultan Mehmet. Yani her konuda küçük yaştan hakim. İtibaren tamamen bir ideoloji yüklemesi mi yapılıyor? Tabii tamamen hocam? İdeoloji yüklemesi yapılıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet 40 yaşında hükümdar olan bir insan değil ki. Aynen. Ve herkes şunu zannediyor. Fatih Sultan Mehmet işte 70 yaşına kadar yaşadı, 80 yaşına kadar yaşadı. Yani şu anda bizim yaşlarımıza bile gelmeden çok büyük işler yaptı. Bunları da sıralayacağız. Yani bu yaptıklarını da söyleyeceğiz. Fatih Sultan Mehmet işte 30 yıl saltanatı var. 17 yaşında, 20 yaşında bunu ortalaması olarak şey dersek toplam ne kadar yapar? 50 yaşında vefat aynen etmiş bir Osmanlı sultanı. 46 diyebiliyorum hocam hatta. 46 olabilir yani, olabilir. Olabilir. Yani hükümdarlığını söyledim. Zor muydu hocam fethi? Fethi çok zordu. Fethi iki türlü zordu. Bir, ilk defa kullanılan silahlar var burada bundan. Bu silahların durumu ne olacak? Mesela herkes zannediyor ki işte Şahi isimli toplar geldi, atış yapıldı, karşı tarafa yıktı. Birinci çalışma başarısız, ikinci çalışma başarısız, üçüncü çalışma başarısız ama inatla bir mücadele var. İşte ya ben İstanbul'u alacağım ya İstanbul beni alacağım ifadesi kolay söylenen bir söz değildir. Çünkü çevresindeki insanlar ve dışarıdan gelen insanlar düşünebiliyor musun? Tamamen kapatmış alanı ama bir donanma bizim kapattığımız bölümden geliyor ve büyük bir yardımla Bizans hükümetinin kontrolüne geçiyor. Yani burada İstanbul'un fethini zorlaştıran iki önemli sebep. Bir tanesi Hristiyan aleminin bu çalışmaları, ikinci ve en önemli olan da bunu kullanmak istemiyorum ama kullanayım yine, içimizdeki Hristiyan güdümünde olan insanlar. Yani dış güçlerin etkisinde olan, bilinçli veya bilinçsiz olan kişilerin Fatih Sultan Mehmet'i veya onun çevresindeki samimi kişileri etkileme çabası. Şunu söyleyeyim ben.
Hepsi de dışarıdan satın alınmış insanlar değildir. Hepsi de hain değildir bu insanların. Fakat ufukları, düşünceleri Fatih Sultan Mehmet'in seviyesinde değildir. Şey yani. Mi diyorlardı hocam? Yapamazsın ya, bir bırakıver. Hani bu basitlikte mi manipüle etmeye çalışıyorlar? Öncelikle şunu söylüyorlar. Koy ver gitsin. Bizim donanmamız yetersiz. Donanması yetersiz olan bir devletin İstanbul'u alması imkansızdır. Fatih hemen dedi ki 400 parçalık donanmayı oluşturun. Yani Fatih hemen bunun üzerine. Arkasından dediler ki onların surları var. Onların surları var. Bizim bu surları aşmamız imkansızdır. Bir, kuleleri yaptılar. Geniş kuleler. İsterseniz kulelerin özelliklerini de anlatırız. İki, top yaptı. Dedi ki bunu da aşmak için ne var? Top var. Üçüncü dedi ki eğer biz buraya saldırırsak tüm Hristiyan alemini başımıza üşüştürürüz. Tüm Hristiyan alemi bizim başımıza gelir. Ve biz bunlarla baş edemeyiz. Nereden gelir Hristiyan alemi? İşte Balkanlardan gelir. Gelir mi? Gelir. Gelir. Nereden gelir? Denizden gelir. Çünkü Venedikliler Hristiyan. Cenevizler Hristiyan. O an için Akdeniz'in hakim gücü Hristiyan donanmasıyla. O halde ne yaptı? Hemen bu boğaz kesen hisarını yapmak suretiyle kuzeyden gelecek tehlikeleri ve Çanakkale bölgesine büyük bir donanma yerleştirerek Ege Denizi'nden gelecek tehlikeleri de şeydi. Fatih Sultan Mehmet şunu söylüyor konuşmasında ya da birçok şeyde bu var. Diyor ki İstanbul'un fethinde benim en çok zorlandığım konu iç meselelerdir. Fakat beni harekete geçiren, beni etkin tedbirler alanda, almama sebep olan da içeriden bu olumsuz olarak bana söylenen sözlerdir. Yani bunlardan ders çıkarıyor ve bunları giderme ateşliyor konusunda tabii hem ateşliyor hem de Fatih Sultan Mehmet, bak şunu tüm samimiyetimle söyleyeyim, yanına kolay yaklaşılan biri değildir. Yani çok höflüdür. Öyle mi derler Konya'nın tabirinde? Evet, Konya höflü derler. Evet. Böyle derler. Yani lider gibi liderdir. Lider gibi liderdir. Yani şimdi bazı liderlere bakıyoruz. İşte biz halk adamı olacağız diye muhlis bir yapısı sulandırıyor. Yok yani. Hayır, öyle bir yapısı yok. Öyle bir yapısı yok. Yani görüldüğü bir de zaman genç yaşta böyle olması çok ilginç değil mi? 20 hocam? Yaşında. Allah 20 yaşında bir genç. Yani lider olunmuyor. Şu an benim yaşım için çocuk gibi. Lider olunmuyor, lider doğuluyor benim yaşımda. Evet hocam, sizin yaşınızda. Lider olunmuyor, bazen lider doğuluyor. Onun için Fatih'i bu şekliyle değerlendirmek lazım. Film ama, mesela Fetih filmi vardı hocam. Oradaki bir sahne. Fetih 1453. İstanbul'un haritasını kocaman böyle deri tabakalardan yaptırmış. Onun üzerinde yürüyerek kılıcını saplıyordu. Şuradan şuraya giderim. Hani adımlayarak planını yapıyordu. Böyle gerçekten detaylı büyük haritalarda falan planlar yaptı mı Fatih? Mesela ben günümüzde şunu söylersem çok garip karşılarlar belki. Fetih'ten önce bir ay hiç uyumadan buranın planını ve programını yaptığını yazan onlarca kaynak var. Diyor ki çok zaman bitkin düştü. Yemek konusunda kendisine verilen yemekleri bile çok yavaş yemek yerdi. Ama bir an evvel işine dönmek için o kadar fazla hızlandırırdı ki yemek yemesini, herkes şaşırırdı diyor. Yani Fatih yemeklerini yani İslami ölçüler içerisinde yiyen birisi. Ama öyle bir durum var ki ya bir an evvel işine dönmek. İşinin sevdalısı. Günlerce, saatlerce. Mesela bir de şu var. Fatih'in çok meşhur bir sözü var. Bu sözüne uygun olarak hareket ediyor. İlginç bir şey daha söyleyeceğim. Bir ay devamlı çalışıyor. En yakınları bile Fatih'in ne yaptığını bilmiyor. Çünkü onun meşhur sözü neydi? Aklımdan geçeni sakalımın bir teli duyarsa keser atarım diyordu. Bu kadar bunlara değer veren birisi. Ya hatta sultanla ilgili kafayı üşüttü. Çocuk yaşta bunları hazmedemedi. Efendim, ağır geldi. Ağır geldi. Sözleri de bizzat söylenmiştir. Hocalarının belki haberi vardır. Onu bilmiyorum. Ama siyasi platformun bilerek vermemiştir. Çünkü hiç sır vermez. Böyle bir yapısı vardır Fatih. Peki hocam, hani program öncesinde şey demiş, kronolojik mi gidelim biraz diye düşünmüştük. Valla nasıl istersen öyle öncesine yapalım, kronolojik girelim. Neler oldu yani, fethin hazırlığını mı konuşmamız lazım? Tabii ki fethin sebeplerini de sormak, şey etmek lazım. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet niye aldı? Herkes sadece şey der,
İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bir hadisi vardı. Hı hı. Bu hadisine mazhar olarak nail olmak için bunu yaptı. Bakın İstanbul'u alan ya İstanbul'u kuşatan özellikle şeyden kuşatanlar da var. Yani Osmanlı tarihi içerisinde kuşatanlar da var. Hı hı. Osmanlı tarihi dışında kuşatanlar da var. Kuşatanların tamamına bakıyoruz. Öncelikle Sparta Kralı, sonra Atina, sonra Makedonya, sonra Roma, sonra Roma, İran, Avarlar, Türkler de kuşatıyor. Şöyle sıraladım ben. Aşağı yukarı 20-25 defa İstanbul kuşatılmış. Peki bunlar niye kuşatmıştır diye baktım. Yani bu insanlar niye gelmiş buraya? Ta İran buraya niye gelmiş? Hı hı. Efendim Roma niye gelmiş buraya? En önemli sebeplerinden bir tanesi gelen kişi kendi gücünü göstererek siyasi yönden etkin duruma gelebilmesi. Yani bunun için gelmişler. Mesela İslam Ali Emeviler zamanında Emevilere bakış açısı olumsuzdur. İslam alemi tarafından. Hı hı. Çünkü Emeviler ırkçı bir politika izlemişlerdir. Emevi halkının, Emevi ırkının dışında olan insanlara fazla rağbet etmemişlerdir Ermeniler, Emeviler. Hı hı. Onun için Emeviler ne yapmalıyız demişler. Demişler ki eğer ben Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine nail olursam İslam alemi bana bağlanır demişlerdir. Hı. Yani böyle bir düşünce. Roma nedir? Katolik kilisesinin merkezidir. Kendi aralarında çekişmeler var. Fakat mesela bu şeylerden Hristiyanlık gelmeden önce de burası kuşatılmış. Milattan önce 479'da başlıyor. Yani Hristiyanlıktan 400 sene önce burayı kuşatmaya başlıyorlar. Dini inançlar yani ne İslam ne Hristiyanlık hiç, için olmasa bile de yine İstanbul bir göz bebeği olarak yerini öyle korumuş bir göz, her zaman. Jeopolitik durumundan dolayı. Hı hı. Birincisi İstanbul niye bu kadar gözde? Birincisi dini sebeplerden dolayı insanlar ya da devletler kendi çevresindeki insanları kontrolüne geçirmek için en büyük hedefi almak istiyorlar. Diğer tarafta küçük beylikler var, prenslikler var. Selçuklu Devleti için beylikler, küçük beylikler, Osmanlı Devleti için beylikler var. Mesela Anadolu'da birçok yer alınamamış. Hı hı. İstanbul alınıverse Anadolu halkı ne olacak? Komple gelecek Osmanlı Devleti'ne tabi olacak. Yani böyle bir ve nitekim de öyle İstanbul'la olmuştur. İstanbul'la birlikte Avrupa'ya ilerleyişe daha kolaylaşacak hocam. Şimdi birinci sebep bu. Yani birinci sebep kendi gücünü göstermek. İkinci sebep yine Hristiyanlar açısından kendi işlerinde mezhep çatışmalarında diğer mezheplerin öne çıkmak, hı hı, istemesi. Hı hı. Üçüncü sebep Doğu toplumların Batı toplumları karşısında kendisini üstün kılmak istemesi. Dördüncü sebep ekonomiktir, tamamen ekonomiktir. İpek ve baharat yolunun ve Kürk yolunun bir bölümünün tamamen İstanbul bölgesinden geçmiş olmasıdır. İstanbul'a sahip olan, boğazlara sahip olan, bu bölgeye sahip olan niye sahip olacaktır? Dünya ekonomisine sahip olacaktır. Yani ekonomiktir. Paraya. Tabii. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti'nde bunların hepsi var. Osmanlı Devleti'nde ekonomik var. Evet. Osmanlı Devleti 1353 yılında yani İstanbul'un fethinden 100 yıl tam 100 yıl önce 1353. Ha, 1500 deniz yok, hocam zannediyorum. 1353 evet. Yılında Çanakkale'den Rumeli'ye geçmiş. Hı hı. Ve yine bu yıllarda Kosova savaşlarını yaparak Balkanları elde etmiş. Aynen öyle. Balkanlar bizim elimizde. Anadolu bizim elimizde. Ama arada bir yer arada var ki. Arada bir çıban var, bir boğazlar var. Buranın da mutlaka ne olması lazım? Bizim elimizde alınması olması. Bizim elimize geçmesi gerekiyor. Onun için Osmanlı Devleti'nin dini sebepleri tabii ki baskın olabilir. Hı-hı. Tabii ki etkin olabilir. Hı-hı. Ama bunun yanında ekonomik sebepleri, sosyal sebepleri hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekir. Ve dünyaya gerekir. Olan, dünyaya karşı olan o gücü tam gösterebilmek için de o İstanbul'un bizim de olması şart. Tabii. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın o gün için hakim olanları kimlerdir? Önce buna bakmak lazım. Fatih başa geçtiği zaman 1351 yılında başa geçti. 1451 yılında. 1451 yılında başa geçti. Dünyaya baktığımızda Avrupa'da kim var? Roma var. Roma'nın dini nedir? Hristiyanlık. Hristiyanlıktır. Mezhebi nedir? Katoliktir. Katolik. Burada Katolikler hakim. Tüm Avrupa'ya Katolikler hakim. Dünyanın. İkinci bölge Bizans. Yani Ortodoks. Hristiyanlığın Ortodoks. Bizans hakim.
üçüncü bir hakim daha var. O da Mısır'da. Mısır'da kim vardır? Memlükler vardır. Yani İslam halifesi vardır Mısır'da. Hı hı. İslam halifesi vardır. Şimdi Osmanlı Devleti'nin amacı dünyaya hükmetmek. Dünya hakimiyetini sağlamak. Dünya hakimiyetini sağlamak için de ne yapmak lazım? O günün bu etkin kuvvetlerini kendisine bağlaması gerekiyor. İşte dünyanın tek hakim olması gerekiyor. Peki bunları yapabildi mi Fatih? Bunları ilk başlatan kişidir. İstanbul'u fethettiği sırada, İstanbul fethedildikten sonra Gedik Ahmet Paşa komutasındaki orduyu da Roma'ya gönderdiydi. Neden? O da Roma'yı alacaktı. Yani Katolikleri Osmanlı Devleti'nin içerisine katacaktı. Kendisi de ordusuyla Anadolu'ya geçmişti. Anadolu'da barışı sağladıktan sonra büyük bir şeyle nereye gidecekti? Fetihi söylemiyor kendisi ama kesin olarak belli Mısır seferiydi. Mısır'ı da aldığı zaman İslam alemi kendi kontrolü tam altına geçiyor. Tam dünya hakimiyetini kurması gerekiyordu. Onun için İstanbul önemli. Onun için İstanbul çok önemli. Günümüzde de onun için İstanbul çok önemli. Biz İstanbul'u kaybetmeyelim. Önemli olan budur. Hocam reklama gitmemiz lazım ama birinci bölümün son sorusu şey olsun. İstanbul'un halkı yani Konstantiniyye halkı Ortodoks mu? Ortodoks. Ortodoks mu? Tabii tamamen Ortodoks. Katolik çok az. Ve şu var. Korku var mı? Evet. Şimdi yani, öncelikle şunu söyleyeyim. Dehşete düşme durumları oluyor mu? Nasıl olacak öncelikle, falan? Öncelikle Bizans'ın siyasi durumu sıkıntılı. Tam fethedilecek zaman. Burada karışıklıklar var. Saltanat yönetim karışıklıkları var. Birincisi bu. Soylar, Komnenler soyu ve diğerler hep birbiriyle çekişiyor. İkincisi şeyden dolayı bir baskısı var. Özellikle Haçlı seferleri sırasında Roma ordusu yani Haçlılar İstanbul'a geliyorlar. Her tarafı talan ediyorlardı. Her tarafı perişan ediyorlardı. Bunun içinde Bizans'ın Roma'ya karşı bir soğukluğu var. Halkın Osmanlı'ya karşı da bir sevgisi var. O meşhur bir söz vardır ya. Ben İstanbul'da Kardinal Serbuş'u görmektense Osmanlı sarığını görmeyi tercih ederim. Osmanlı Devleti gönülleri fethederek oraya gelmişti. Osmanlı Devleti'nde zulüm yok. Osmanlı Devleti'nde baskı yok. Osmanlı Devleti'nde hiçbir zaman şehre girdiği zaman küçük çocuklara, kadınlara ve buna benzer masum insanlara kesinlikle hastalara yıkıp yağmalamak. İslam'da bir yağmalama var ama kuralı dahilinde. Mesela şimdi Haçlı seferlerinde çoğu binayı bile yakıyorlardı, yıkıyorlardı. Her taraf. Dümdüz yapıyorlardı her hocam. Taraf. Şimdi İslam'da öyle bir şey yok. Çocukların üzerindeki elbisesini dahi almışlar. Avrupa bu kadar o tarihte barbar. Barbar da demeyeceğim de acımasız. Aç. Açlık bazı her şeyi yapıyor. Açlık çok şey yaptırıyor. Yani çok katı kullanmayacağım, söz kullanmak istemiyorum. Ama o zaman halkta demek ki çok büyük korku yok. Hani halkta korku yok. İstanbul'un konusunda bir harekat olursa, bir girişim başlarsa yine en güzeliyle yapacaksa Osmanlı yapacaktır anlayışı mı halkta? Ya tabii ki var ama dini yönden aynen bizim Müslümanların yani bizlerin din adamlarına, din alimlerimize, bizim din alimlerimize vermiş olduğumuz değeri onlar da din adamlarına veriyorlar. Hı hı. Ve din adamlarının verdiği sözlere, onların söylediklerine de inanıyorlar. Din alimlerinin bizde konuşması nasıl bizim üzerimizde etkiliyse onlar üzerinde de din adamlarının konuşması o derece etkili tabii. Peki. Hocam reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kuleleri merak ettim hocam. Kulelerden devam edelim. Tabii. Reklama gidiyoruz. Tabii. İkinci bölümle yeniden sizlerle birlikteyiz. İstanbul'un fethi ve bilinmeyen detaylarını tarihçi yazar Yücel Kemendi hocamızla konuşmaya devam ediyoruz efendim. Birinci bölümde kulelerden bahsetmişti. Bunun detaylarını da anlatalım demişti. Ben not aldım. Hocamız öyle söylemişti. Ben not aldım. Kuleleri merak ettim. Detaylarında neler var acaba? Bunu neden anlatmamız gerekti? Kulelerden bir devam edelim. Fethin hazırlığını anlatmaya devam ediyoruz. Sebeplerini belli bir noktaya kadar getirdik. Hazırlığına başladık. Hazırlıklarından bir tanesi de kulelerin inşası. Kuleleri bir konuşalım bakalım. Neymiş bunun önem noktası? Evet, evet hocam. Şimdi kulelerle birlikte dünya tarihinde ilk olan uygulamalar var. Kuleler de bunlardan bir tanesi. Hı hı. Yani İstanbul'un fethi için
dünya askeri tarihinde birçok şey ilktir. Toplar ilktir. O büyük toplar ilktir. Hı hı. Kuleler ilktir. Lağımcıların çalışmaları ilktir. O denli büyük boyutta lağımlar kazarak İstanbul'un içlerine kadar gidip İstanbul'un içerisinden işte İstanbul sokaklarını ya da kale sur diplerini patlatmak ve hı hı. insanların moralini bozmak, insanların içerideki sıkıntılarını bozmak ilktir. Bir ilk daha var mesela o tarihte. Bu birçok tarihçinin gözünden kaçar ama İstanbul'un fethi için çok çok önemli bir uygulamadır. Osmanlı padişahı Bizans halkının yapısını bildiği için, dini özelliğini bildiği için, çok tutarsız bir halkı olduğunu bildiği için İstanbul sokaklarına falcılar göndermiş. İşte bu falcıların çalışmaları var. İsterseniz bunların hepsini sırasıyla evet tek tek hocam. Kısa kısa kulelerden başlayalım. Hı hı. Kuleler nedir? Kuleler tamamen keçi derisinden hafif olarak, tekerlekli olarak yapılan, içeride olup bitenleri gözlemek için seyyar hareketli şeylerdir. Savaş aletleridir hı hı. bir bakıma. Çünkü içeride mancınıklar kurulmuş ve bu mancınıklardan meşhur Rum ateşi diye adlandırılan Grajuva ateşi var. Ve Bizans'ın en büyük silahı. Bu paçavradan hı hı. ve petrolden imal edilmiş. Attıkları zaman parça parça olup etrafa parça yayılıyor. Parça parçadan de yakıyor bir de. Her tarafı yakıyor. Bizim kulelerin çoğu da bunlardan zarar görmüş. Bunların yani bu mancınıkların bu Rum ateşi diye adlandırdıkları bu topların nereden atıldığını görmeleri gerekiyor. Ordusu nerede? Bunların görülmesi gerekiyor. Yukarıdan, yani günümüzde işte insansız hava araçlarımız yok. Bundan dolayı bunların görülmesi gerekiyor. Drone kameralar geldi hocam aklıma. İşte drone kameraların yaptığı iştir. Yani bu buradaki kuleler drone kameraların yaptığı iştir. Çünkü bizler tarihçiler olarak savaşları incelerken, savaşları ya da o günkü olayları işlerken günün şartlarına göre değerlendiririz. O günün şartları içerisinde hı hı. neler yapılmış. Şimdi biri çıksa da çok gülünç olur söylediği belki. Dese ki ya Fatih Sultan Mehmet ta işte karadan gemileri yürütmüş. Ne gerek varmış? İki tane helikopter, bir tane uçak gönderip de bombalatıverseydi. Hı hı. Ama o günün imkanlarına göre yapılanlardan bahsediyoruz. İşte bu şeylerde, kulelerde bunlardan bir tanesidir. Hı hı. İkincisi... Hocam yapısını merak ettim. Aşağıdan insan gücüyle hareket mi ettiriliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tekerlekli diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Tekerlekli. Tamam. Aşağı İçinde yukarı, merdiveni vardır merdiveni herhalde. Var. 4 metreye 4 metre tamam. ya da 3 metreye 3 metre. Hı hı. Böyle ince uzun. Kenarlarına ara ara şeyler yapılmış. O da rüzgarın şeyine yönüne göre diye. Diyerek devrilmesinden de öte rüzgara göre yani bir deniz içerisindeki yelkenli gibi hareket etsin. Hareket hı. kolaylığı olsun diye. Hı hı. Bir tarafına böyle bir şeyden keçi derisinden şeyler kapatılmış ve normal rüzgar yönüne doğru insanlar tarafından istediğimiz yere yönlendiriliyor. Tepedeki kişi de tepedeki kişi içeriğiyle ilgili rapor yazıyor. Diyor, rapor şuradalar. Yazıyor. Evet, rapor yazıyor. Cep telefonuyla bildiriyor aşağıya. Değil mi? Ya ne güzelmiş. Evet, böyle bir uygulama. Kuleleri anladım mesela hocam. Mesela şeyler ne yapıyor? Falcılar ne yapıyor? Ne yapıyor? Onlar galeyana mı getiriyorlar? Çünkü o tarihte, Hristiyanlık ve Ortodoks mezhebinde dejenerasyon çok fazladır. Bozulma çok fazladır. İnsanlar çaresizdir. Çünkü bir papazın birinin siyah dediğini diğeri beyaz diyebiliyor. Çünkü şey siyasallaşmıştır. Hristiyanlık dini ve din alimleri, din adamları o gün için Hristiyanlık için din adamı sözünü rahatlıkla kullanabiliriz. Din adamları siyasallaşmıştır. Böyle bir güvensizlik vardır. Toplum içerisinde bir sıkıntı vardır. Ve gidiyorlar işte sen geliyorsun diyorsun ki elime bak benim falıma bak ne göreceksin. Bakıyor görüyorum diyor. Ne görüyorsun? Sarıklı insanları Bizans sokaklarında görüyorum diyor. İşte
Konstantin'in içinde görüyorum diyor, sarıklı insanları diyor. Ama diyor bu insanlar size zulmetmiyor diyor. Ama bu insanlar size şunu yapıyor diyor. Ama bu insanlar size huzuru, barışı, ekmeği verecek, aş verecek diyor. Yani böyle. Şimdi insanlar önce korkuyorlar sarıklı insanlar gelecek diye. Arkasından huzur gelecek, barış gelecek, ekmek gelecek denince şöyle bir rahatlıyorlar. Halkı manipüle etme yolunu gizli bir yöntemi. Kamuoyunu çok güzel bir şekilde şey diyor. Bu da dünya tarihinde ilk uygulananlardan biridir. Mesela günümüzde Siyonizm ve Hristiyanlık alemi bizim üzerimize bunu çok iyi uyguluyor. Aynen öyle. Mustafa Kemal zamanında da kullandı, bugün de kullanıyor. Biz bu oyuna gelmememiz lazım. Bunun kralını tarihte biz yaptık. Biz yaptık ama oyuna biz geliyoruz. Şimdi biz oyuna geliyoruz. Şimdi birçok insan bile, bizim siyasi liderlerimiz eğer kendi görüşümüzde değilse, vay efendim şunu yaptıydı, bunu yaptıydı, tamamen ben Konya falan çok iyi. Gerçekten çok güzel. Ama öyle yerlerde tamamen Avrupa ağzıyla konuşanlar var ki, tamamen Hristiyanlık ağzıyla konuşanlar var ki, yani bunlar o tarihte bizim falcılarımızın yaptıklarını yapıyorlar. Gündem siyasi olunca konu hemen akıyor gibi hocam, sanki oraya doğru değil mi? Tabii. Ama tarih ders alması. 24 lazım. Haziran seçimleri yakın. Yani evet. Oraya akmasaydı İnşallah zaten. İnşallah milletimize, memleketimize ve tüm İslam olur. Alemine hayırlar getirir. Seçimden sonra da biz aynı yüzlere bakacağız. Aynı semtte oturacağız. Aynı komşuluk, aynı akrabalık ilişkilerini sürdüreceğiz. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Rümeysa, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben diyorum siyasetle uğraşmıyorum. Benim partiyle şununla bununla bağlantım yok diyorum. Ama diyorlar sen bunu söylüyorsun. Ya tarih siyasettir, ne yapayım yani. Aynen öyle. Tarihin içerisinde siyasi tarih vardır. Siyasi tarihi aldığımız zaman günümüzdeki olaylarla birleştirdiğimizde işte tarih amacına ulaşmıştır. Zaten günümüz siyasetini çözebilmek için de o şablonu bir koyup mesela tarihi bilmeden günümüz siyaseti çözülmez. Kesinlikle bilmez. O oyunlar defalarca döndürürler bizim önümüze bu ağaçları tekrar koyarlar. Diğeri neydi? Hocam lağımcılar var dediniz, toplar var dediniz. Toplar vardı. Lağımcılarla normal surların altına lağımlar açılıyor içeriye metrelerce. Mesela eskiden en fazla lağım açılan şeyler 2 metre 3 metreydi. 10 metreyi açan lağımlar var. 20 metreyi bulan lağımlar var bu tarihte. Geliyor surların içerisinde. Hatta gizli bir tünel yolu hocam. İçeriye askerin sızmasını sağlamak için. Bu şimdi bir buradan lağım kazılmış, bir oradan kazılmış, bir oradan kazılmış ve daha sonra da oradan patlayarak şeyler çıkmış. Bu karşı tarafı perişan ediyor. Yani böyle bir şey. Osmanlı Devleti bu savaş sırasında tüm savaş stratejilerini uyguluyor. Mesela şunu çok rahat sorabilirsin. Yani aklına gelebilir. Hocam gemiler bir taraftan bir tarafa geçerken, karadan denize inerken, karadan denize iniyor. Ama burada altlarına raylar döşeniyor yani tahtadan. Ve bunlar mancınıklarla belirli bir yere getiriliyor. Sonra insan gücüyle, hayvan gücüyle karşı tarafa gelirken gacır gucur sesler yapıyor. Bu seslerden Bizans'ın hiç mi haberi olmamış? Öyle ki. Uğultu yapmışızdır herhalde ağzımızda bak, falan. Bak çok güzel. Bir tarafta yani akıllı insan böyle hemen bulur. Yani. Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi bir tarafta zincir var ya. Zincir olduğundan dolayı Haliç'te herkes burayı güvenli görüyorlar. Diğer tarafta da uğultular var, patırtılar var, davul var, zurna var. Oradan curcuna. Sanki curcuna var. Herkes tamamen o kara bölümüne gitmiş. Deniz tarafı da güvenli. Hiçbir şey yok. Ama sabah gözlerini bir açıyorlar ki Haliç'te Gemiler var. Yani böyle bir strateji uygulanıyor. Yani karadakilerin görevi orada ses yapmak. Tabii. Mesela orada ateşler yakılıyor, şeyler yakılıyor. Tamamen arkayı eğlenmeler yapılıyor. Arkayı kamufle edebilmek için arkadaki sesi. Namazlar kılınıyor, toplu namazlar kılınıyor. Zikirler yapılıyor. Belki öyle tabii. Tabii zikirler yapılıyor. Yani eğlence derken günümüz eğlencelerinde değil, günümüz eğlenceleri de var. Yani o tür eğlenceler de var. Zikirdir, diğer taraftaki uğultudur. Hepsi bir arada gelince diyorlar ki bunlar buradan saldırıya geçecekler. Hepsi o tarafa hücum ediyorlar. Çünkü burada dikkatleri tamamen buraya toplandı. Ediyorlar. Biz de burayı aman koruyalım derken. Lağımcılar bu şekilde değişik yerlerden. Biliyorsun Şahi isimli bir top. Hem birisi Türk usta, diğeri ise Macar Urban ustanın bir araya getirdiğine dünya tarihinde ilk defa top dökülüyor. Şimdi şöyle bir soru var. Neden Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı? Yenilikler olduğu için. Tabii. Neden? Bir, surlar yıkılamaz diye bir inanış vardı. Surlar yıkıldı. İki, top gündemimize girdi.
Yani silahlı, ateşli silahlar icat edildi, gündemimize girdi. Yani böyle bir şey. Ve bunun içinde bir değişiklik. Yani Fatih'in buradaki dehası, buradaki savaş stratejisi, buradaki Fatih'in her aşamada farklı farklı metotları uygulaması bir çağın kapanıp bir çağın açılmasındaki en önemli sebeplerin başında geliyor. Yani herkes zannediyor ki ya tamam İstanbul alındı, ya alındıysa alındı. İnsanların sosyal yaşantısında eğer değişiklikler yoksa çağ kapanıp çağ açılmaz. İstanbul'un fethi insanların sosyal yaşantısında sosyal hayatta da değişiklikler olduğu ekonomilerinde için. Değişikliğe sebebiyet verdi. Evet, hocam. Sosyal hayata değişikliklere sebebiyet verdi. Bundan dolayı toplar da bu bakımdan çok önemli. Ben programa başlamadan önce televizyon içindeki birkaç arkadaşıma dedim ki kendinizin merak ettiği sorular varsa bir aktarayım. Neler sorarsınız dedim. Aslında bir tanesi şeydi. İşte bu gemiler nasıl indirildi Haliç'e? Yani evet. Bunu aklım ermiyor diyenler oldu. Onu birazdan bir daha detaylı konuşuruz hocam ama Fatih Sultan Mehmet'in ummadığı, beklemediği bir kötü sonuçla karşılaştığı, bir adımla karşılaştığı hiç olmadı mı? Her şey mi böyle tıkırında gitti? Oldu. Oldu. Diyen biraz önce bir anlattım arkadaşımız ya. Oldu. Biraz önce anlattım ya. Tamamen deniz kontrolü altına alınmış. Tamamen kontrolü altına alınmış. Kuş uçmaz denilmiş. Bir bakmış ki Batılı Venedik gemilerinin hepsi Haliç'in içerisinde. Şeyler açılmış ve gemiler içeriye girmiş. İşte Fatih'in çıldırdığı zaman. Yani o dönem. Ve çevresindeki insanlar, biraz önceki söylediğim insanlar bu söz söylenir mi bilmiyorum ama kıs kıs gülüyorlar. Bizim dediğimiz biz oldu demedik diye. Mi? Biz demedik mi ki? Ben o olaylara girmeyeceğim. Onlar zaten ayrı bir Fatih Sultan Mehmet bu hataları gören insanlara da çok sert şekilde boylarını kısaltarak cezalarını vermiştir. Aynen öyle. Yani biraz sadece görevden alınmak değil. Burada idam edilen ya da boynu vurulan onlarca insan vardır. Bir başka soru hocam. Böyle gerçekten atını denizin üstüne sürüp o öfkeye böyle yaparım ben bu işi deyip bir sanki kafa karışıklığından hiddetlendi bir an oldu evet. mu? Yani atı denize sürdü mü? Hiddetlendiği anlar var. Ama günümüzde bunu bu şekilde düşünmemek lazım. Fatih Sultan Mehmet yapısı gereği, karakteri gereği böyledir. Ordunun en önünde hareket eden bir yapısı vardır. Mesela Fatih'in şöyle bir sözü var yani burada. Gerekirse atlarımızla denizleri aşıp gideceğiz ordusuna verdiği moralle. Yani ordusuna diyor ki buradan geri dönüş yok. Gerekirse atlarımızla gideceğiz. Bu günümüzde bu şekilde sembolize edilmiş bir şeydir. Fatih'in yapısına, yaşantısına çok uygun bir şeydir. Mesela aynı şeyi oğlu 2. Beyazıt için söylersek tutmaz. Ama Yavuz için söylesek tutar. Yani yapılarıyla çok. Osman Gazi için tutar. Ertuğrul için tutar. Ama Ertuğrul'un ağabeyleri için tutmaz. Yani bunu söylemek istiyorum. Anladım. Yapısı karakterine uygun bir harekettir. Deli doludur. Ordunun hep önündedir. Alparslan gibidir. Osman Gazi gibidir. Ertuğrul Gazi gibidir. Böyle bir yapısı vardır. Mesela sadece bizim sultanlarımızı ya sadece at sırtında savaştığını zannediyorlar ya da sadece sarayda oturup kalktığını, gününü gün ettiğini, ya. Orduyu savaşa hadi şey ettiğini söylüyorlar. Hadi bir gidin şurayı alın gelin gibi böyle kolay, basit olduğu mesela, düşünülüyor. Hemen söyleyivereyim kısaca. Kanuni Sultan Süleyman'ı malum düzeyde saraydan çıkartmadılar. Adamın sadece İran gibi bir yere ömrü boyunca 8-9 tane seferi var. Ya. Avrupa'ya yaptığı seferler. Yani bir ayağı bir İran'da, Tahran'da ve bir ertesi yıl ta şeyde Avusturya'da yani böyle bir mesafede yani günümüzdeki gibi buraları kolay ulaşım tabii, araçları da yok. Yok at sırtında gidiyorlar evet. Buraları hepsi at sırtında yürüyerek ve at sırtında gidiyorlar. Bazı sarp kayaları geçmeleri gerekir buralardan ordu hep yürüyerek geçiyor. Yani şey sultan da yürüyerek geçiriyor. Yani onları bir kere bir yere bırakalım. İşte gelelim Fatih Sultan Mehmet'e. Fatih Sultan Mehmet bir kanun yapıcısıdır. İyi bir kanun yapıcısıdır. Fatih Sultan Mehmet iyi bir siyasetçidir. Fatih Sultan Mehmet iyi bir askerdir. Yani bunları bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet iyi bir aile babasıdır.
Çünkü Fatih Sultan Mehmet Hazreti Peygamber'in hadisine mazhar olmuş en sevgili kullarından birisidir. Bunu bu şekilde görmemiz lazım. Yani Fatih'i bu şekilde görmemiz lazım, değerlendirmemiz gerekir. Sorulardan bir tanesi de hocam denilen, o ne güzel kumandan, o ne güzel askerdir. Orada hani sembolize eden sadece bir asker mi yoksa hayır, tüm asker hayır, mi? Hayır, hayır, hayır. Yani kesinlikle. Bir asker bir kumandan hayır. Değil. Hayır, fetihte değil. Var tabii, olan tabii 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 o fetih gerçekleştiren herkestir. Her asker. Herdir. Şimdi mesela bu hadisi şerifte günümüzde tartışılıyor. Yani var mıydı, yok muydu? Şöyle miydi, böyle miydi? Ben kesinlikle yani bu olayları tartışmaya girmem. Beni dinleyen saygıdeğer seyredenlerime de bunu tavsiye ederim. Sakın girmesinler. Çünkü Eyüp el Ensari eğer Muaviye zamanında ta Medine'den çıkıp aynen, İstanbul önlerine kadar gelmişse bir sebep var. Aynen öyle. Bir sebep var. Bunu unutmamak lazım. Bu ilk defa olmuş bir şey değil. İlk defa söylenmiş bir şey değil. Güzel bir söz. İslam aleminin birliğini ve beraberliğini sağlayan bir söz. Aksi halde Emeviler niye gelsin burayı kuşatsınlar? Niye kuşatsınlar? Aynen öyle. Yani Emeviler şunun için kuşatıyorlar. Araplar arasında birlik ve beraberlik bozulmuş, sıkıntı var. Kendi hakimiyetlerini sağlamak istiyorlar. Bir nasıl sağlarlar? Silahlarıyla giderler onları silah zoruyla susturarak. İki, kendi üzerlerine sevgiyi, sempatiyi çekerek yaparlar. İşte İstanbul'a gelme sebepleri budur. 10 tane fethedeceklerine bir tane İstanbul alsınlar yeterdir. Yani o kutuplaşmanın bir an, tabii, soğuk kutupların bir an sıcaklaşması olacaktı. Toplum içerisinde birlik ve beraberliği. Ya biz Emevileri sevmiyorduk. Allah Allah. Ama bak Hazreti Peygamber'in hadisine mazhar oldu. O halde topyekun bunlar Emevilerle beraber ki hareket edelim düşüncesi ortaya çıksın diye. Fatih İstanbul'u fethedemeseydi üzülürdü mutlaka ama hani çok mu kötü üzülürdü acaba diye evet düşündük. Yok canım böyle dünyanın sonu değildi. Mesela İstanbul'u 1379-1402'de 1. Beyazıt 2 defa kuşatmış. Alamamış. Niye alamamış ona bakmak lazım. Fatih bakmış onları önlemiş. Niye alamamış? Birinde batıdan işte Nibolu Savaşı'nı yapıyor. Haçlı seferleri İstanbul'a akın akın geliyor. Ben diyor İstanbul'u kuşatacak ama oradan büyük kuvvet geliyor. Diğerinde de Anadolu'dan Timur geliyor. Ankara Savaşı'nı yapıyor 1402 kuşatmasında. Yani dünyanın sonu da olmamış. İkincisi Musa Çelebi. 1411 yılında biliyorsunuz 1402-1411 yılları Osmanlı Devleti'nin fetret devridir. Yani ara devridir. Yani bir otoritenin olmadığı, birlik ve beraberin Osmanlı Devleti'nin sürekli toprak kaybettiği dönemdir. Böyle bir dönem. İşte Musa Çelebi eğer İstanbul'u alırsam diğer kardeşlerim ve Anadolu'dakiler bana gelir demiş. Kardeşi Çelebi Mehmet ayaklanmış. Ondan dolayı İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmış. Alamamış İstanbul'u. Sonra 2. Murat. İkinci Murat da şey diyor, o da Şehzade Mustafa ayaklanması var ikinci Murat'ta da Anadolu'da. Ve bu ayaklanmadan dolayı İstanbul'u alamamış. Sonra ikinci Mehmet'e bu olay nasip olmuş İstanbul'u almak. İstanbul'u alınamasaydı ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin ideali, İstanbul'u alma idealinde herhangi bir azalma olmazdı. Hı hı. Yeni bir şevkle, yeni bir heyecanla çalışmaya devam ederdi. Fatih'i başarılı kılan sebep, önceki kuşatan insanların başına gelen sıkıntıları giderilmiş olmasıdır. Hatalarından ders çıkarılmış olması. Tabii ders çıkarılmış olması. Çözümlemeleri tabii, yapmış tabii, olması. Tabii, tabii. Her şeyi inceleyip sık dokudu mu hocam çok yani? Çok iyi. Hepsi, tek tek. Her mesela koydu. Vezir-i Azam diyor ki, efendim, Karamanoğulları'yla ilgili böyle bir mesele var diyor. Doğru diyor hemen Karamanoğulları üzerine ne yapılıyor? Sefer yapılıyor. Karamanoğulları susturuluyor. Akrabalık ilişkileri yapılıyor. Akrabalık ilişkileriyle o şey olarak Çıban bir dost olarak tabii, çözümleniyor. Tabii. Diğer tarafta da öyledir. Mesela şey var. Karşı tarafta iki tane kale var. O kale Hristiyan alemin sürekli olarak toplandığı kaleler. Hı hı. Bu kaleleri de emir veriyor. Gidiyor o kaleler de Osmanlı topraklarının içerisine kalıyor. Mesela bir tarafta Anadolu Hisarı, bir tarafta Rumeli Hisarı. İki tarafta da. Anadolu Hisarı kim tarafından yapılıyor? Bizans. Hayır. Anadolu Hisarı Yıldırım Beyazıt tarafından Yıldırım yapılıyor. Yıldırım Beyazıt. Bak diyor ki Yıldırım Beyazıt buraya bir tane hisar yapmış ama şeyi alabilmek için
boğazı kontrol altına alabilmek için karşılıklı iki hisarlı olacak. Hı hı. Hemen onun karşısına da diğer hisarı yapmış. Hı hı. Yani böyle bir çalışma. Söyleyeceğimiz daha çok şey var ama vaktin bitti bilmiyorum. Vaktimiz bitmedi hocam. Yani sığdırmaya devam çalışacağız. Devam edelim. Geminin karadan yürütülme meselesinin merak edenler var. Yani şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mantığımız almıyor diyenler var. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gemiler, buradan oraya karşılıklı çekilen gemiler günümüzdeki 50 metre boyunda, 100 metre boyundaki büyük devasa gemiler değil. Birinci, hı-hı, bunu kabul etmemiz lazım. Peki bu gemiler oraya niye çekiliyor? Oraya o gemiler girse ne olur, girmese ne olur? O gemilerle insanlar oraya taşınacak, denizin dibine, surların yanına kadar gidecekler ve surlara tırmanarak çıkacaklar. Yani bu gemiler bir düşmanın buradaki gücünü kırma açısından, moralini çökertme açısından çok önemli. İkincisi de bu gemiler içerisinde büyük toplar olup toplarla birlikte ateş edecek böyle bir uygulama yok. Bu gemiler tamamen insan taşıyan, daha sonra gemiler indirildikten sonra o gemilerin çekmesine müsaade olan işte 20 kişi bu gemiye binsin, 50 kişi bu gemiye binsin böyle bir uygulama. Bak bir saçma tartışma daha var. Saçma diyorum. Yani kusura bakmasın, herkes tarihçiliğe soyunuyor ve herkes bir şey söylüyor. Yani kaynağı belli değil, diğer şeyi belli değil. 53 gün sürdü deniliyor, doğrudur o. Ve diyorlar ki 200 bin kişilik orduyla saldırdı. Yani düşünebiliyor musun? Bak bir tarafta Haliç'in güneyi var, dar bir bölge. Diğer tarafta Ayvansaray diye bir bölge var. Orası da dar bir bölge. Efendim Marmara kıyıları var, dar bir bölge. Yedi kule surlarının önü var. Ve bu bölüme 200 kişiyi yerleştiriyorsun. 200 bin kişiyi yerleştireceksin. Nereye sığacak bu insanlar? Mümkün değil. Bak ben biraz daha çarpıcı olarak söyleyeyim. Af dileyerek, özür dileyerek söylüyorum. Ama söylemek zorundayım. Olayın anlaşılması için söylemek zorundayım. 200 kişinin, 200 bin kişinin tuvalet ihtiyacını burada gidermek bile mümkün değil. Aynen öyle. Veba hastalığından insanlar ölürler. Yani bu kadar. Ama nasıl böyle bir afak, yani biz güçlüyüz, biz büyüyüz. Hayır değil ya. Biz hiçbir zaman tarihte çok büyük ordularla zafer kazanmadık. Biz sayısı az, çevik ve hareketli ordularla ki kazandık. Ki fetihte, İstanbul fethinde artık biraz daha şey var, analiz. Tabii. Biz orayı beynimizle aldık. Mesela Preveze Deniz Savaşı. Tüm Hristiyanların, bak Venedik gemileri var, Ceneviz gemileri var, Papa gemileri var. Bunların karşısında biz hem Levent sayısı olarak küçüğüz, düşüğüz, hem de gemi yönüyle azız. Yeteriz, hı-hı, yetersiziz, azız. Ama bizim gemilerimizin, o kalp gemiler, bizim gemilerimiz manevra kabiliyeti daha yüksek, biz ondan yararlandık. Bizim askerimiz onlardan daha cesur, bunlardan yararlanıyor. Bizim aklımız onlardan. Tabii ki böyle. Bunu söyleyelim tabii, hocam. Tabii. Yani sadece topla tüfekle savaş kazanılmaz. Peki şey yeter mi? Gemilerin yürütülmüş olması. Ha, gemilerin yürütülmesi tabii ki yetmez. Gemiler nasıl yürütülüyor? Gemiler öncelikle ormandan, o yakın o bölgedeki ormandan kesilen ağaçlarla altlara şeyler yapılıyor. Büyük raylar yapılıyor, günümüzdeki, hı-hı, raylar gibi ve bunların üzerine yanık yağlar dökülüyor. Bu şekilde paçavralarla yanık yağlar sürülüyor ve içerilen önden onlarca insanın asılması, arkadan bazı insanların itmesiyle vira bismillah diyorlar. Alttan ve gemiler, kayan bir zemin kayan olduğu için. Gemiler manevra yaparak böyle, hı-hı, karşı tarafa geçiriyorlar. Bunlar filmlerde çok güzel sembolize edilmiş. Gerçekten doğru şeyler. Hı-hı. Yani o günün anısını anlatan şeyler. Çünkü Bizans o gün, umar mıydı hocam sizce? Efendim? Hiç umar mıydı, bekler miydi böyle bir şey olsun? Bizans hiç beklemiyordu. Hiç beklemiyordu. Mesela fetih gerçekleşecek 52. gün, 53. gün. Ayasofya'ya insanlar toplanmış. Yani Bizans'ın bozukluğunu, Bizans'ın sıkıntısını, Bizans'ın dini ve sosyal dejenerasyonunu anlatmamız bakımından bu çok önemlidir. Ayasofya'dalar, dua ediyorlar ya da orada tartışmalar var. Ne tartışması biliyor musunuz? Cinler erkek mi dişi mi diye tartışıyorlar. Her şey, ya tabiri caizse onların tabiriyle sarıklar ülkelerine geliyor. Her şey bitecek bir anda. Ve oradaki konuşmalar, oradaki atılan nutuklar ya da vaazlara şöyle bir bakarsanız tarih kitaplarında var. Aynen şunu söylüyor. Rabbim bizi korur diyor. İşte onun için efsaneler var orada. Rivayetler var.
yani bu rivayetlere inanıyorlar. Öyle ki diyorlar, mesela bunlardan bir tanesi İstanbul'un fethinden önce Mısır'da şeyhlik yapan Cebe Ali, söylentiye göre 300 dervişiyle ilgili buraya gelmiş ve daha önce burada şeyler varmış ve oradan gelip bazı insanları işte onlarla savaşacak, koruyacak gibi buna benzer saçma sapan şeyler yani burada anlatılıyor. Sonra değişik rivayetler var kendi içerisinde. Diyor ki mesela Osmanlı ordusu buraya girdiği zaman işte gök yarılacak. Yani yağmur gibi, dolu gibi, tabii afetler gibi ve Osmanlı ordusu İstanbul sokaklarına girerken burada tamamen yok olacak. Mesela şu şeyler var. Osmanlı halkının içerisine, Bizans halkının içerisine fetih yanlısı kimler katılırsa bu afetten onlar da ölecek. Yani böyle efsaneler. Korkutucu. Mesela insan diyor ki papaza, ben seninle beraberim diyor. Eğer onun niyeti Osmanlı'dan yanaysa burada o da orada telef olacak diye böyle anlatımlar var. Hocam şu böyle bir bağlılık işte var. Ayasofya'da konuştukları mevzu var ya hani, evet, cinler erkek midir dişi midir? Oradan da çıkarmamız gereken çok güzel bir ders var. Çok güzel. Özellikle günümüzde. Bakın İslam'ı uygulamamızda da. Şimdi hani bizler halklar böyle bir yere oturup bu konuları böyle hani konuşmuyoruz. Şimdi televizyonlar var hocam. Saçma evet. Soruları oradan soruyoruz. SMS'le veya mikrofonla bir şeyle. Bunlarla avutuyoruz. Halbuki mesela yıllarca savunduk. Tavuktan kurban olur mu olmaz mı? Aynı tartışma. Yok efendim, Ramazan mübarek gün olduğumuz için söylüyorum. Denize girersek, sakız çiğnersek oruç bozulur mu bozulmaz mı? Yani onların böyle afakileri de çıktı hocam. Tabii. Her geçen gün, her tabii. Yeni yıllarda yani yeni bizim, moda sorular bizim geliyor. Bunlarla uğraşmamamız lazım. Bizim uğraşacağımız çünkü şeyler belirlidir. Çok güzel. Fethin tabii. Sabahında. Fethin sabahında. Ayasofya'da da Bizans halkı bunları konuşuyordu. Biz o gün fethi gerçekleştirecektik. Biz o günkü Bizans'ın durumuna düşmemek için mücadele aynen edeceğiz. Aynen öyle. Buradan da çok ciddi bir ders çıkarmamız lazım. Ya şeyde de var. Bak bizde de böyle bir şey var. Yani günümüzde kusura bakmaz. Ben ilahiyatçı değilim. Haddimi de aşmak istemem. Ama İslam'ın bazı kuralları var. Farzları var. Farzlarını yapmıyoruz. Hı-hı. Diğer tarafta bir sünnete ya da bir vacip ibadetlere takılıp kalıyoruz. Yapalım bunları da yapalım. Ama gel önce mesela şu kul hakkını bir masaya yatıralım yani. Kul hakkını bir düşünelim. Aynen öyle. Yani bunlar önemlidir. Bazı şeyleri yapalım, şey edelim ama bunlar gerçek ibadetlerin, farz ibadetlerin önüne geçmesin. Peki. Hocam fethe döndük. Tabii. Fetih oldu artık. Tamam. Bu iş tamamdır denilen hı-hı. An ne zaman hocam? Yani 53 gün süren 53. bir süreç. Günün sonu. Ama hani o an nedir? Yani final noktası. Final tamamen noktası, karşı hisarların yıkılması yok. Mıdır? Nedir? Hayır. Özellikle onu şeydiler. Ulubatlı Hasan'ın 3 tane arkadaşıyla beraber surlara çıkıp sancağa dikilmesidir. Orada her şey bitmiştir. İnsanlar, ordu sanki her taraf açıldı. Tabii ki Ulubatlı Hasan'la birlikte surlardan içeriye askerler de giriyor. Hı hı. Kapılar da açılıyor. Akın akın içeriye. Ve Fatih Sultan Mehmet hazırlanıyor. Atına biniyor, beyaz atına. Akşemseddin beraber. Diğer o beyin takımı beraber. Ve o kis gülenler ne yaptı hocam acaba o an? İçeriye giriyor. İçeriye giriyor. Peki. Var mı hocam sizin aldığınız notlarda çok, aktarmamız gereken? Çok. Çok da hani şunu söylemeden geçmeyelim diyeceğiniz bakayım, bir şey bakayım. Var mı? Siz ona bakın. Ben de şöyle kendi notlarıma bir mesela bakayım. Mesela ben Fatih'in bir bedduası var. Şuraya almıştım. Evet, bu günümüz için de çok önemli. İstanbul'un günümüzdeki durumunu anlatan bir uygulama. Hı hı. İstanbul'un günümüzdeki durumunu anlatan çok güzel bir uygulama. Mesela diyor ki İstanbul'un fethinin ardından gerçekleştirdiği öne sürülen bir olay var Fatih Sultan Mehmet'in ve burada şunu söylüyor Fatih Sultan Mehmet kahinin bir söylediğini duyuyor ve daha sonra bu söz söylüyor. Kahin ne söylüyor onu almıştım burada sözünü biraz sonra hemen söyleyeceğim. Fethin ardından fethi orada yaşamakta olan bir kahin bulur ve İstanbul'un Osmanlı'da kalıp kalmayacağını sorar Fatih Sultan Mehmet. Kahin ise şöyle cevap verir. İstanbul hiçbir zaman
savaşla kaybedilmeyecektir. Ancak gelecekte İstanbul'daki mallar, mülkler yabancılara satılacak ve burası adeta bir yabancı toprağı haline getirilecektir diyor. Kain bunu söylüyor. Fatih Sultan Mehmet bunu duyar duymaz çok sinirleniyor, hiddetleniyor ve şu ifadeyi kullanıyor. Kendi arazisini yabancılara satanlar Allah'ın gazabına uğrasın diyor. Böyle bir beddua var. Maalesef ki. Aynı şekilde Ayasofya içinde var. Aynen öyle. Ayasofya içinde var. Mesela Ayasofya bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Bunu anlamamız gerekir. İstanbul bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Bunu anlamamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Anadolu'da kurtuluş mücadelesi verdiğimiz dönemlerde direkt İstanbul'u silahlarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle istila etmişti İngilizler. Efendim Çanakkale Savaşı'nda 1915 yılında toplarıyla, tüfekleriyle, silahlarıyla İstanbul'u işgal etmek için geliyorlardı. Çanakkale'de durduruldular. O da bir gerçek. Ama keşke şimdi toplarıyla, tüfekleriyle gelseler. Avrupalılar bunu anladılar. Topla, tüfekle biz burayı alamayız. İşte kendi kahinleri de söylüyor. Burası topla, tüfekle alınmayacaktır diyor. Kahinlere de Avrupalılar bizden daha fazla inanırlar. Aynen, böyle aynen. Bir düşünceleri var. Onun içinde ne yaptılar? İstanbul'u maalesef kendilerine benzettiler. Levha isimlerinden tutun da sosyal hayata kadar ben burada onlarca, binlerce İstanbul'un içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumu size söyleyebilirim. Tabeladan geçin hocam, alanların bile işte bir de toprak son zamanlarda olan, bina sahibi olanların son zamanlarda olduğu. Bir şey var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun hocam. 8 Kasım 2013 tarihinde Ayasofya'nın tekrar cami olmasıyla ilgili, ibadete açılmasıyla ilgili bir milletvekili iktidar partisinden değil bu milletvekili, yasa değişikliği verdi. 07.11.1934 tarihli Ayasofya ile ilgili bir Mustafa Kemal'in imzaladığı müze olmasıyla ilgili bir şey karşılarına çıktı. Hı hı. Dediler ki Mustafa Kemal'in 11 Kasım 1934 yılında böyle bir şey var, kararnamesi var. Bu kararnameyi gösterdiler ama bu kararnamedeki ıslak imza da sahte. Mustafa Kemal'in imzasını taklit etmişler burada. Bu belgelere dayandığını belirtiyorlar. Atatürk'ün bu kararnamenin hiçbirinde ıslak imzası olmuyor. Peki bunları kim yapıyor? Bakın o tarihteki düşüncelerini dahi şey edinler. Ve Mustafa Kemal'in birkaç sefer Ayasofya ile ilgili sözlerini biliyorum. Ama bu sözlerin hiçbirisi, ben buradan Türkiye'de Atatürkçü geçinen, Kemalist geçinen, bak Atatürkçü olan, Kemalist olan demedim. Geçinen. Hı hı. Bu tür insanlar biraz daha bunu araştırsınlar. Gerçekten Atatürk'ü seviyorlarsa, Atatürk'ün bu konuda bir tane Ayasofya ile ilgili imzaladığı kararname yoktur. Orası bizim camimizdir. Bunu bu şekilde, çünkü Fatih Sultan Mehmet orayı bize bu şekilde emanet etmiştir. Düşünebiliyor musun? Kıblesinde hiçbir değişiklik yok. Tam kıbleye göre yapılmış bir yer. Tam kıbleye göre. Ben yani gidiyorsun, görüyorsun. Evet. Yani o kadar mükemmel ki direkt cami olarak burası şey edilebilir. Resmi gazetede falan da yayınlanmamış. Yayınlanan da var. Sahte imza ile yayınlanan. Hep bizi yani bu şekilde. Yani şu an cami olarak ibadete açılmasına bir engel yok diyorsun. Bunu da kim yapmış biliyor musunuz? Yani Atatürk'ün bu şeyini Şükrü Saraçoğlu'nun başbakanlığı sırasında bunu Hasan Ali Yücel diye bizim bir Milli Eğitim Bakanımız var. Evet. Milli Eğitim Bakanımız bunu bir kitapçık haline getirerek bunu vatandaşın emrine sürmüş. Biz de halen devleti idare edenler bu Hasan Ali Yücel'in hazırlamış olduğu bu kitapçıktaki Atatürk'ün müze olmasıyla ilgili o sahte imzasını göstererek alıntıyı biz gerçek zannediyoruz. Tabii. Madem Ayasofya'yla bitirelim hocam. Sonuna geldik programın.
Kimileri diyor ki ya tamam İstanbul bizde, Ayasofya'da orada, müze olarak da giriyoruz, ziyaret ediyoruz. İbadete açılması ne değiştiği değiştirecek ki? Yani ibadete açılmasa da, cami olmasa, müze haliyle kalsa da ne olacak ki? Arasındaki fark ne olabilir? Evet. Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Evet, bizim değerlerimizden uzaklaştıran, şimdiye kadar anlattığımız bölümlere uyan bir yorum. Bu senin söylediğin yorum. Aynen o yorum. Öyle olsa ne olurdu? Böyle olsa ne olurdu? Bu düşünce. Bir kere bu yorum. Ben ne olurdu onu söyleyeyim. Ben biraz önce bir kelime kullandım. Ayasofya bizim bağımsızlığımızın sembolüdür. Biz Ayasofya'da eğer istediğimizi yapabilirsek biz bağımsızız. Aksi halde biz bağımsızlıktan söz edemeyiz. Bağımsızlık nedir Rümeysa? Bağımsızlık, özgürlük. İstediği şey, vatandaşın, evet, cumhuriyet rejimlerde halkın istediği şekilde istediğini yapmasıdır. Biz cumhuriyet devrinde biz bağımsızlığımızı falan kazanmadık. Biz sadece bir devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu devlet içerisinde biz bağımsızız zannettik. Bu zanla yaşamamıza devam yani ettik. Yani bizim orada Ayasofya aslında bizim ibadet etmek istiyoruz ama bir şey önümüze çıkıyorsa bağımsızlıklarına söz etmenin manası yok. Evet. Şimdi savaşlarda bir de sultanlar kılıç hakkı olarak bazı yerleri alırlar. Burası Fatih Sultan Mehmet'in kılıç hakkıdır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in özel mülküdür. Madem bu insanlar demokratik, madem bu insanlar insan haklarından, buna bayılarak, kişisel haklara riayet ediyorlar. Fatih Sultan orayı cami yapan kişi ben değilim ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil ki. Burayı cami yapan insan Fatih mülkün Sultan Mehmet. Mülkün sahibi cami yapmış. Mülkün sahibi yapmış. Bize başka bir şey söylemek güzel olur. Abese iştigaldir. Aynen öyle hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı, evet. Süre kısıtlı olduğu için derli toplu böyle bir şey vermeye çalıştık ama hala notlarınızın arasında bir şey var gibi. Çok da hangi biri? Çok. Gerekse hocam bir kez daha tekrar ederiz. İlla bunu yıl dönümlerinde söylemenizi. İnşallah başka bir zamanda sizinle iki konuyu konuşalım. Konuşalım hocam. Yani bundan sonraki dönemler içerisinde. Bu sezon bitmeden de yapalım. Ben Memleket Gazetesi'nde şu anda kardeş katlini işliyorum. 4. bölüm çıktı. Yani 4. yazı serisi çıktı. O bittikten sonra da harem çıkacak. Yani önce kardeş katlini, daha sonra da Osmanlı'daki haremi konuşabiliriz. Konuşalım hocam. Çünkü inşallah. İkisinde de çok büyük çarpıtmalar var. Aynen. İkisinde de doğru nedir? Bunları öğrenelim. Bir aktaralım diyoruz. Tabii. Ben bunları doğruyu öğrenelim derken sakın ha yanlış anlamayın. Benim dediklerim doğru demiyorum. Ben de açıyorum kitapları. Benim araştırdıklarım tarih mıdır? Belgedir. Tarih belgedir. Aynen öyle. Bunun aksi varsa söylesinler, onu başkası da öğrenelim. Gelsin, onu tartışalım. Onu da öğrenelim. Onu da evet. Tartışalım. Mesela kardeş katli ile ilgili o kadar saçma şeyler söylendi ki ben biraz dilimi ağırlaştırdım, sonra herkesin eleştirisine. Ben aslında hafif konuştum. Daha ağır konuşabilirim. Osmanlı tarihini çarpıtan, çarpıtarak belirli bir yere gelmeye çalışan insanlarla mücadele etmek zorundayız. Türk tarihini çarpıtan ve bununla belirli bir yere gelmek isteyen, olumlu ya da olumsuz, bu insanlarla da biz mücadele etmek zorundayız. Tarihçilere çok büyük görev düşüyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hemen sağ olun. Bitirmem lazım ki reklam, sonra ana haber ara haber gelecek falan, süreyi evet. Aşmamamız lazım. Başka programda kardeş katli ve haremi konuşacağız inşallah. Kolaylıklar diliyorum tamam, hocam. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim bitiriyoruz. Güzel bir program oldu. Sohbet eşliğinde İstanbul'a fethini, şöyle İstanbul'a bir gittik. Fatih Sultan Mehmet'i yad ettik. Ayasofya ile güzel bir bitiş yaptık. Tarihçi yazar Yücel Kemal hocamızla bu tür programlarımıza devam edecek. Bunu da söyleyelim. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.